Hüdapar Genel Merkezi çözüm bekleyen toplumsal sorunlara dair de değerlendirmelerde bulundu. Süresiz nafaka meselesi ve genç evlilik mağdurları için çözümün ertelenmesini eleştiren Hüdapar, mağdur olan binlerce insanın masumiyetine dikkat çekti. Hüdapar uyuşturucuyla mücadelede de önemli tespitlerde bulunarak hükümete etkin mücadele için çağrı yaptı. <laughs> kamuoyu uzun zamandır süresiz nafakayla genç yaşta evlenenler hakkında hakkaniyeti uygun bir düzenleme yapılması beklentisi içinde. Ancak Adalet Bakanı'nın şu anki önceliklerimiz arasında bu sorunlara ilişkin bir adım atmak yok şeklindeki ifadeleri çözümün bir kez daha ertelendiğine işaret etti. Hüdapar Genel Merkezi çözüm bekleyen bu sorunlar hakkında hükümete çağrıda bulundu. Bu mesele daha fazla örtünmemeli ve ilgili mevzuat toplumun inancı ve hassasiyetleri esas alınarak suistimallere mahal vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Nafaka ödemeleri için makul bir süre sınıra getirilmelidir. Nafaka süresi bittikten sonra muhtaç durumda olanlara ise devlet el uzatmalı, özel fonlar oluşturarak destek olmalıdır. <laughs> Karşılıklı Rıza ve ailelerinin onayıyla genç yaşta yuva kuranlarda uzun süredir mağduriyet yaşıyor. Hüdapar Genel Merkezi yaptığı açıklamada bir kez daha binlerce kişinin cezaevinde olduğunu hatırlattı. Kadını korumak için getirildiği iddia edilen düzenlemeler uygulamada en çok kadınları mağdur etmektedir. Erkek istismarcı suçlamasıyla hapsedilmekte, kadınsa çocuklarıyla birlikte zor bir hayata mahkum edilmektedir genç yaşta evliliklerin kanunen suç sayılmasının ahlaki ve sosyolojik açıdan bir dayanağı yoktur. Neslin muhafazasının ailenin varlığına bağlı olduğunun altını çizen Hüdapar, yasal düzenleme çağrısını yineledi. Gençleri korumanın yolu evliliği suç saymak değil bilakis teşvik etmektir. Meşru evlilikle istismarı aynı kategoride değerlendirmek cinayettir süresiz nafaka ve genç yaşta evlilik nedeniyle yaşanan mağduriyetler için acil bir kanuni düzenleme yapılmalıdır. Siyasi ikbal kaygısı da dahil hiçbir gerekçe bu meseleyi ötelememelidir. Hüdapar Genel Merkezi'nin gündemdeki bir diğer konuysa madde bağımlılığıyla mücadele oldu. Bu illetin kullanımı kamusal alanlarda geniş bir yaygınlığa ulaşmış, Adana ve Şanlıurfa gibi illerde her üç haneden birine kadar girmiştir. Bu durum uyuşturucuyla mücadelede bir zafiyet olduğunun da göstergesidir. Birçok alanda olduğu gibi uyuşturucuyla mücadele alanında da sorunun asıl kaynağına inilmediğini belirten Hüdapar, sokak satıcıları ve kullanıcılar gibi sadece küçük figüranlarla uğraşıldığını kaydederek uyuşturucu baronlarına dikkat çekti. Oysa büyük sermaye sahipleri, güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere imtiyazlı kurumlarda görevli bazı isimlerle diğer bir kısım devlet görevlilerinin büyük uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiklerine dair ciddi iddialar zaman zaman medyada yer almaktadır. Bu uyuşturucu baronları servetlerine servet katarken tüm ülke gençliği ateşe atılmaktadır. Uyuşturucuyla mücadelede bataklık kurutulmadan başarı kazanılmayacağını vurgulayan Hüdapar Genel Merkezi şu çağrıda bulundu. Bu nedenle sokak başlarında torba tutan figüranlardan ziyade baronlar hedef alınmalı, özellikle yüksek mevkilerde olanlara asla iltimas gösterilmemelidir. Uyuşturucuyla mücadelenin çok boyutlu olduğu gerçeğinden hareketle, Emniyet, yargı, eğitim, aile ve sosyal politikalarla Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yetkililer arasında bu konuda güçlü bir eşgüdüm sağlanmalıdır.